enflasyonun böyle yüksek olması. Yani bir konutlarda değil, arsalarda değil, taşınmazda değil. Çoğu ürünlerde gerileme oldu. Gerileme de şundan kaynaklanıyor benim tahminime göre. İşte euronun, doların artması, girdilerin pahalı olması, enflasyonun yüksek ve iş gücünün daha yüksek olması. Misal en basit örneği söyleyeyim. Bir ameleyi bile 125 lira, 150 lira civarında yemeği götürürken şu anda 300 lira, 350 lirayı 250 liradan aşağıya bir tane amele dahi götüremiyorsun. Demek ki piyasanın ne kadar yüksek, ne kadar alım gücü zayıfladığını ondan dahi bilebiliriz. Çünkü hayatta işte biliyorsunuz ben marketleri içerisine girmek istemiyorum. Yani markete girmiş olduğumuz süre içerisindeki o fiyat artışlarını hepimiz kullanıyoruz ve gidip alışverişimizi yapıyoruz. Her gittiğimizde, her alışverişe vardığımızda bir farklı fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Nitekim bu inşaatlarda da bu 2021'den 22 civarlarına kadar, yani zaten 21 civarında pandemi dönemimiz vardı. İşte o sıkıntılarımız vardı. Bugünkü şartlara göre 22'deki pandemi dönemindeki satışlarımızdan daha düşük şu anki 22 dönemi. İnşaatlar bayağı bir hızlı seyrediyordu. Ama girdilerin çok yüksek olmasından dolayı alım gücü ve müteahhitlerin verdikleri malzemeleri, aldıkları malzemeleri yüksek fiyatlara, bir çimento misal 6-7 bin liraydı, 15 oldu, aman 15 falan derken şu anda 100 lirayı geçti benim tahminime göre bir çimento. Onun da değerlendirmesini sizler değerlendirin, alıcılar değerlendirsin. Veyahut da işte bu inşaatı yapan insanlar değerlendiriyor. Fiyatlar da ister istemez artmak zorunda kalıyor. Bunun akabinde de alım gücü düşüyor. Kredilere bakacak olursak, bankalar krediyi işte kamuoyuna çıkıyor bize yönetenler. İşte kredinin faizini şu kadar düşürdük, ne yaptık ama gel gelelim. Bankalar istediğine veriyor, istediğine vermiyor. Belki aşırı da bir kredi vermediğini duyuyoruz. Yani eskiden bizlere sık sık kredi alalım, işte hangi bankadan alalım diyerekten soran insanlar şu anda bankalarda sormadan geçsin. Bir herhangi bir bankayı vardığımız süre içerisinde ne kadar da senin konumun elverişli olsa dahi onların vermiş olduğu şeyler var, adını sen getir. Değerlendirmeler var. Onun üstüne de çıkmıyor. Şu anda 2500 liraya, 1250 liraya, 1800 liraya, 2000 liraya kadar daireler var mevcut. Bu da malumunuz her eskiden belirli bir mahallelerde idi. Şu anda yoğunluk her bizim mahallelerimizde, Aşbaşı'dan tut, Ayvran'dan tut, işte Kayabaşı'ydı. İşte çoğu Yenice mahalleydi. O mahallelerde eskiden kısıtlı şeyler olurdu, inşaatlar olurdu ama şu anda Kırşehir'in her bölgesinde, her mahallesinde inşaatlar var ama alıcı bekliyor. Fiyatlar da bayağı bir alım gücüne düşürüyor. Her insanda alma gücü de yok. Hele hele 2022'nin son aylarında 10. aydan bu yana pek yaprak kıvırtamıyor desem yeri var. Pek çünkü eskiden bizlere daire sorarlardı ama şu anda pek sık soran yok. İşte bilmiyorum 2023 ne olur ne olmaz onu da işte gün gelince göreceğiz. Allah hayırlısını versin. Hepsine ev sahibi olmayana ev sahibi nasip etsin. Olanlara da kredisini ödeme nasip etsin. Teşekkür ederim. Sağ olun.